Arkadaşlar tekrar merhaba. Kareköklü ifadelerin üçüncü föyüyle devam ediyoruz. Kareköklü sayılarla çarpma işlemine bakalım. Çarpma işlemi yaparken kök dışındaki sayıları kendi aralarında, kök içindeki sayıları kendi aralarında çarparız. Peki karekökün içerisinde hala tam kare sayı varsa bunları da dışarı çıkarmamız gerekir. Peki örneklerle başlayalım. 2 ile kök altı sayısının çarpımına bakalım. 2 ile kök altı sayısını çarptığımda burada kök dışında bir değer olmadığı için yani aslında 1 olduğu için bu ifade 2 kök 6 gelecektir. 3 ile kök 12 sayısının çarpımına bakalım. Bu ifade aslında kök 12 dediğim değer 3 ile 4'ün çarpımı yani 2 kök 3 gelecektir. O halde 6 kök 3 olarak bulabiliriz. Kök 2 ve kök 3 çarpımına bakalım. Dedik ki kök içindeki değerleri kendisiyle çarpabilirim. Yani 2 çarpı 3'ten burası kök 6 gelecektir. 3 kök 2 ile kök 18'i çarpalım. 3 kök 2 ifadesini aldım. Kök 18'e bakıyorum. Bu ifade aslında 9 ile 2'nin çarpımı yani 3 kök 2 gelecektir. 3 ve 3'ü çarptığımda 9 gelir. Kök 2 ile kök 2'yi çarpmak demek aslında kök 2'nin karesini almak demektir. Yani kök 2'nin karesi de 2 gelir. Aslında bunu şu şekilde de yapabilirim. Kök 2 çarpı kök 2 aslında kök 4 demek. O da yine 2'ye eşit gelecek. O halde 9 çarpı 2'den sonucu 18 olarak bulabiliriz. Eksi 2 kök 3. 3 kök 5 sayılarının çarpımına bakalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi gelir. 2 ile 3'ü çarptık. 6. Kök içindekileri de 3 çarpı 5'ten 15 yazabiliriz. 2 kök 6 ile 3 kök 3'ün çarpımı. 2 ile 3'ü çarptık. 6. 3 ile 6'yı çarptığımda 18. Bu ifade aslında 9 çarpı 2 demek. Yani 6 dışarıda var. Burası da 3 kök 2 gelecek. O halde 18 kök 2 gelecektir. Kök 20 ile kök 32'nin çarpımına bakalım. Kök 20 dediğim şey 2 kök 5. Kök 32 de 4 kök 2. O halde kat sayıları çarptım. 4 ile 2'nin çarpımı 8 gelir. Kök 5 ile kök 2'nin çarpımı da 10 gelecektir. Yani 8 kök 10 buluruz. İlk örneğimizde başlayalım. 5 kök 7 ile eksi 3 kök 2'nin çarpımına bakıyoruz. Artı ve eksinin çarpımı eksi gelir. 5 ve 3'ü çarptık. 15. Kök içlerini de kendi aralarında çarptığımda 7 çarpı 2'den 14 gelecektir. Aynı mantıkla 3 ile 4'ü çarptık. 12. İçerisi de kök 12 olacak. Dolayısıyla bu ifade aslında 3 çarpı 4 demek. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. Yani 12 çarpı 2 kök 3. O halde buradaki sayıları çarptığım zaman 24 kök 3 bulabilirim. İkinci örneğimize bakalım. Kök 18 ifadesi aslında 3 kök 2 demek. Kök 8 de 2 kök 2'ye eşitti. O halde bu ifadeleri çarptığım zaman 3 ile 2'yi çarptım. 6. Az önce de bahsetmiştik. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 gelecek. O halde işlemimizin sonucu 12 olur. Kök 48 ifadesi 4 kök 3. Kök 40 da 4 çarpı 10'dan 2 kök 10 olarak bulunur. O halde 4 ile 2'yi çarptığımızda 8, kökün içerisi de 30 olacaktır. Geldik kareköklü sayılarda bölme işlemine. Burada da aynı mantığı kullanacağız. Yani karekök dışındaki sayıları kendi arasında böleriz. Karekök içerisindeki sayıları kendi arasında böleriz. Dolayısıyla karekök içerisinde tam kare çarpan varsa bunu da dışarı almamız gerekir. O halde örneklere bakalım. Kök 18'i kök 3'e bölelim demiş. Bu ifade aslında tek kök içerisinde 18 bölü 3'e eşittir. Yani kök 6 olarak bulabiliriz. Kök 6 sayısını kök 2'ye bölelim demiş. Kök 6 bölü kök 2'ye bakalım. Burası ne demek? Tek kök içerisinde 6 bölü 2. Yani kök 3 demek diyeceğiz. Eksi kök 10'u kök 2'ye bölersek eksi 10 bölü 2'den
eksi kök 5 bulabiliriz. Kök 48 sayısını kök 2'ye bölelim. Burası kök içerisinde 48 bölü 2 gelecektir. Yani kök 24 buluruz. Fark ettik ki kök içerisinde tam kare çarpan var. Bu ifade 6 ile 4'ün çarpımı. O halde burası 2 kök 6 gelecektir diyeceğiz. Peki 4 kök 2 sayısını 2 kök 2'ye bölelim. 4'ü 2'ye böldüğümde 2 gelecek. Kök 2'yi kök 2'ye böldüğümde 1 gelecek. O halde sonucumuz 2 gelir. 6 kök 15 sayısını 3 kök 5'e bölelim. Kök dışındaki sayıları kendi arasında böldüm. 6'yı 3'e böldüğümde 2 bulurum. Kök 15 bölü kök 5'e bakalım. Tek kök içerisinde 15 bölü 5 yani kök 3 olarak buluruz. Kök 60 sayısını tek kök içerisinde yazıyorum. Kök içerisinde 60 bölü 12 yazdım. O halde bu ifadenin sonucu da kök 5 olarak bulunabilir. O halde genelleyelim. A kök B bölü C kök D ifadesini bulmak için. Kök dışındaki değerleri kendi arasında bölerim. A bölü C'yi alırım. Çarpı kök B bölü kök D ifadesini de tek kök içerisinde B bölü D şeklinde yazabilirim. O halde hem çarpmayı hem bölmeyi tek kök içerisinde yazma hakkım var dedik. Dolayısıyla burayı tek kök içerisinde 12 çarpı 6 bölü 8 diye yazabilirim. Sadeleştirelim. 4'e böldüğümde 2, 4'e böldüğümde 3 gelir. 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3 geldi. Yani karekök içerisinde 3 çarpı 3 yani 3'ün karesi geldi. O halde karesini bırakarak 3 diye dışarı çıkar diyeceğiz. B şıkkına bakalım. Burası 3'ü dışarıda bıraktım. Kalan kısmı tek kök içinde yazabilirim. Yani 2 çarpı 20 bölü 10 dedim. Sadeleştirdiğim zaman 3 çarpı karekök içerisinde 2'nin karesi kaldı. Yani burası da 2 olarak dışarı çıkar ve sonucu da 6 olarak buluruz. Dördüncü soruda kök 108 santimetre uzunluğunda bir tahta verilmiş. Bu tahtayı kök 12 santimetrelik parçalara ayıracakmış. Kaç parça elde edileceğini nasıl buluruz? Kök 108'i kök 12'ye bölmemiz gerekir. O halde bu ifadeyi tek karekök içerisinde yazabiliriz. Dolayısıyla burası aslında karekök 9 gelecektir. Yani 3 parça elde edilir diyeceğiz. Beşinci soruya bakalım. Alanı kök 96 santimetre kare olan bir dikdörtgen. Peki. Bir kenarının uzunluğu 2 kök 2 santimetreymiş. Burası 2 kök 2 santimetre. Burası da x olsun. Alan da kök 96'ymış. X uzunluğunu soruyor bize. O halde diyeceğiz ki dikdörtgenin alanı nasıl bulunurdu? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 2 kök 2 ile x'i çarptığımda kök 96 bulmalıyım. O halde x'i bulmak için kök 96'yı 2 kök 2'ye bölmem gerekir. Burası aslında 2 kök 24 demek. Burası da 2 kök 2. O halde ikileri sadeleştirirsem ve bu ifadeyi tek karekök içerisinde yazarsam karekök içerisinde 24 bölü 2 yani karekök 12 gelir. Burası da 3 çarpı 4. 4 dışarıya 2 olarak çıktığında 2 kök 3 santimetre bulunur x değeri. Ondalık kesirlerin karekökünü almak için öncelikle ondalık kesirleri rasyonel sayıya çeviririz. Daha sonra karekökünü alabiliriz. Mesela 0 tam %4'ün karekökünü almak için bu ifadeyi 4 bölü 100 şeklinde yazdığımızda 4 2'nin karesi %10'un karesi gelecektir. İstersek sadeleştiririz 1 bölü 5 buluruz. İstersek yine ondalık gösterimle 0 tam onda 2 şeklinde yazabiliriz. Peki örneklere bakalım. Burası aslında kök içerisinde 1 bölü 100 demektir. 1 kök dışına 1 olarak, 100 de kök dışına 10 olarak çıkacaktır. Yani 0 tam onda 1 bulabiliriz. Aynı mantıkla burası 9 bölü 100'e eşit. Yani 3 bölü 10 gelecektir. Bu da 0 tam onda 3 demektir. Karekök içerisinde 169 bölü
100 dedik. Rasyonel sayıya çevirdik. 169, 13'ün karesi, 100 de 10'un karesi. Yani 1 tam 10'da 3 diyebiliriz. 121 bölü 100'e bakalım. 121, 11'in karesi, 100 de 10'un karesiydi. Yani 1 tam 10'da 1 buluruz. 256 bölü 100 gelecektir. 256, 16'nın karesi, 100 de 10 olarak dışarıya çıktığında 1 tam 10'da 6 buluruz. Aynı mantıkla 36 bölü 100 de ne gelecektir? 6 bölü 10, yani 0 tam 10'da 6 gelecek diyebiliriz. Bazı ondalık kesirleri rasyonel sayıya çevirdiğimizde tam kare olmayan sayıların karekök dışına çıkamadığını göreceğiz. Dolayısıyla tam kare olanları dışarı çıkarıp diğerini yine kök içerisinde bırakabiliriz. Mesela 0 tam 10'da 4'ün karekökü, yani 4 bölü 10'un karekökü. Evet, 4 2 olarak dışarı çıkar ama 10 kök dışına çıkamaz. Dolayısıyla bu işlemin sonucunu 2 bölü kök 10 olarak buluruz. Peki örneklere bakalım. Karekök içerisinde 14 tam 10'da 4, yani aslında 144 bölü 10. 144 12'nin karesi ama 10 kök dışına çıkamadı. Aynı şekilde burası da 36 bölü 10, yani 36 6 olarak çıktı ama 10 kök dışına çıkamadı. 9 bölü 10, yani 3 bölü kök 10 gelecektir. Peki bir de bu işlemlere bakalım. Burada şunu fark ettim. İşlem önceliği içeride. Yani içerideki işlemi yapıp daha sonra karekök alma işlemini uygulayacağız. O halde 4 ile 1'i çarptım, 4. 5 ekledim, 9 bölü 4 geldi. Evet, her ikisi de tam kare sayı. Dolayısıyla 9 3 olarak, 4 de 2 olarak dışarı çıkacak diyeceğiz. Aynı şekilde öncelikle kök içerisini halledelim. 16 ile 1'i çarptım, 16, 7 çıkardım, 9 ve ortak paydamızı yazdık. 9 kök dışına 3, 16 da 4 olarak çıktı ve sonucumuzu 3 bölü 4 olarak bulduk. 2 ile 9'u çarptık, 18, 7 eklediğimizde 25 geldi. Ortak paydamızı da aldık. Bu ifadenin sonucu da 5 bölü 3 gelecektir. Aynı mantıkla 6. örneğimize bakalım. Karekök içerisinde 6 tam %25 demiş. Rasyonel sayıya çevirdiğimiz zaman burası 625 bölü 100 gelir. 625, 25'in karesi, %10'un karesi. Yani aslında 2 tam 10'da 5 buluruz. Burası 16 bölü 10.000 gelecektir. 16, 4'ün karesi, 10.000 de 100'ün karesi. O halde 0 tam %4 buluruz. C şıkkına baktım. 324 bölü 100. Dolayısıyla 324, 18'in karesi, 18 olarak dışarı çıkar. Paydamız da 10 olarak dışarı çıkar. 1 tam 10'da 8 olarak buluruz. 7. örneğimizle devam edelim. A şıkkına baktığımda 0 tam %64 demiş. Burası aslında karekök içerisinde 64 bölü 100. Burası da karekök içerisinde 81 bölü 100. Dolayısıyla bu ifade 8 bölü 10. Diğer ifade de 9 bölü 10 olarak çıkar kök dışına. O halde payları topladığımda 17 ve ortak paydayı yazarım. Bu da ne demektir? 1 tam 10'da 7 demektir. B şıkkına bakalım. Öncelikle kökün içerisindeki işlemi yapalım. 16 ile 1'i çarptım. 16, 9'u ekledim. 25 bölü 16 geldi. 25, 5 olarak, 16 da 4 olarak çıktığında sonucumuz 5 bölü 4 gelecektir. 8. örnekle devam edelim. Kök içerisinde 2 tam %25. Dolayısıyla bu ifadeleri rasyonel sayıya çevirmem gerekir. O halde 225 bölü 100 dedik. Diğer ifade 49 bölü 100 bölü kök içerisinde 196 bölü 100 gelir. 225 kök dışarısına 15 olarak çıkar. Yani bu ifade 15 bölü 10. 49 bölü 100 kök dışarısına
7 bölü 10 olarak çıkar. 196, 14'ün karesi. O halde bu ifade de 14 bölü 10 olarak çıkar. Önce üst kısmı yaparız. 15 ile 7'yi topladığımda 22 bölü 10 gelecektir. Dolayısıyla bölme işlemini yaparken birinciyi aynen yazarız. İkinciyi de ters çevirip çarparız. Onlar sadeleşir. 22 ve 14'ü de sadeleştirelim. 2'ye böldük 11, 2'ye böldük 7 geldi. O halde işlemimizin sonucu 11 bölü 7 gelecektir. 9. örnekte de aynı mantıkla öncelikle kök içerisindeki işlemi yapmamız gerekir. O halde payda eşitleyelim. Burayı 9 ile burayı da 4 ile genişlettiğim zaman kök içerisinde 9 artı 4 ile 4'ü çarptım 16, ortak paydamız 36 gelir. Yani aslında kök 25 bölü 36'yı elde ettik. Bu da ne demek? Kök dışına 5 bölü 6 olarak çıkacaktır. Yine öncelikle kök içerisindeki işlemi yapalım. 25 ile 1'i çarptım. 25, 7 ekledim. 32 bölü 25. Peki şunu fark ettim. Evet, 25 kök dışına 5 olarak çıktı. 32 dediğim sayı 16 ile 2'nin çarpımı, yani 4 kök 2 demek. Dolayısıyla sonucumuz 4 kök 2 bölü 5 gelir. 10. soruda kök 5 değerinin yaklaşık değeri verilmiş. Bizden istediği şey kök 80 sayısının yaklaşık değeri. O halde biz kök 80 sayısını açalım ve kök 5 cinsinden yazmaya çalışalım. Kök 80 dediğim ifade, 80 sayısı 16 ile 5'in çarpımı, 16 dışarı 4 olarak çıkar. 4 kök 5 demektir. O halde kök 80 sayısı 4 kök 5'e eşitse, kök 5 gördüğüm yere kök 5'in yaklaşık değerini, yani 2 tam onda 2'yi yazarsam, bu ifadenin yaklaşık değeri de 4 çarpı 2 tam onda 2 olacaktır. Yani 8 tam onda 8 bulurum. Bölme işlemlerini yapalım. Kök 20 bölü 2 demiş. Öncelikle kök 20'yi açalım. Tam kare olan çarpanı karesine bırakarak dışarı alalım. Bu ifade 4 ile 5'in çarpımı. O halde 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Yani 2 kök 5 geldi. 2'ye böldüğüm zaman 2'ler sadeleşir ve kök 5 bulurum. 4 bölü kök 8'e bakalım. Kök 8'in içerisinde tam kare olan çarpan var. Yani 4 çarpı 2 demek. O halde 4 bölü 4 dışarıya 2 olarak çıktı. Kök 2 içeride kaldı. Sadeleştirirsem 2 bölü kök 2 gelir. Burada ufak bir ayrıntıdan bahsedelim. Bazı sorularda şıklarda paydayı köklü bir ifade vermez. İleride de bahsedeceğimiz gibi burada paydayı kökten kurtarmamız gerekir. Dolayısıyla kök 2 ile çarptığım zaman bu ifade aslında payı çarptım 2 kök 2, paydayı çarptım kök 2 ile kök 2'nin çarpımının 2 geldiğini öğrenmiştik. O halde ikileri sadeleştirirsek sonucumuzun 2 geldiğini görebiliriz. 12. sorumuza bakalım. Kenar uzunlukları 8 kök 3 ve 4 kök 3 santimetre olan dikdörtgen şeklinde bir zemin, kenar uzunluğu kök 3 santimetre olan kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir demiş. Peki biz bunu çarpanlar ve katlarda da görmüştük. Buranın bir kenarı kök 3 birimmiş. Kenar uzunlukları neymiş dikdörtgenin? Burası 4 kök 3, burası da 8 kök 3 santimetreymiş. Peki bunun için kaç fayans kullanılmıştır dediğinde ne yapıyorduk? Büyük alan bölü küçük alanı bulmalıydı. O halde büyük alan dediğim şey bu dikdörtgenin alanı, yani 4 kök 3 çarpı 8 kök 3. Küçük alan dediğim şey buradaki karenin alanı, yani kök 3 çarpı kök 3. O halde kök 3'leri sadeleştirdim, 1 geldi. Diğer kök 3'leri sadeleştirdim, 1 geldi. O halde elimde artık 4 çarpı 8, yani 32 fayans kullanılmıştır diyeceğiz. 13. soruyla devam ediyoruz. Bir tavşan kök 192 metre olan A ile C noktaları arasındaki yolun yarısını demiş. O halde burada öncelikle durdum. Dedim ki kök 192'nin yarısını bulayım. Yani AB arasını ve BC arasını bulmalıyım öncelikle.
Kök 192'yi 2'ye böleceğiz. Peki, kök 192 sayısına bakalım. Burası aslında 4 ile 48'in çarpımına eşit. Yani 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 48 bölü 2 demek. O halde sadeleştirdik. A ile B arasındaki mesafe kök 48 metre. B ile C arasındaki mesafe de kök 48 metre olduğunu gördük. Peki, bize ne demiş? Yarısını kök 3 metre, diğer yarısını kök 12 metre zıplayarak tamamlamıştır. O halde burayı kök 3 metre zıplamalarla kaç zıplamayla tamamladığını bulmak için ne yaparım? Önce ilk yarısını hesaplıyorum. Kök 48'i kök 3'e bölmeliyim. O halde burası kök 16 gelecektir. Yani 4 zıplamadan bahsediyoruz. Aynı mantıkla BC arasına bakalım. Diğer kısmı yine kök 48'i kök 12'ye bölerek bulurum. Burası da kök 4. Yani 2 zıplama gelecektir. O halde 2 kez burada, 4 kez de burada zıplayacağına göre 6 zıplama ile A'dan C'ye ulaşır diyeceğiz. Arkadaşlar, karekökli ifadelerin son kısmındayız. Burada öncelikle sayı kümelerinden bahsedelim. Doğal sayılar kümesini N harfiyle gösteriyordu. Doğal sayılar sıfırdan başlıyordu. 0, 1, 2, N ve sonsuza kadar devam ediyordu. Peki tam sayılar Z ile gösterilir dedik. Tam sayılar neydi? Yine eksi sonsuzdan başlıyordu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 şeklinde yine sonsuza kadar gidiyordu. Peki rasyonel sayılara bakalım. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılabilen sayılardı. Burada bilmem gereken şey şu: A ve B birer tam sayı ve B dediğim sayı yani pay da sıfırdan farklı olmak zorundaydı. Dolayısıyla eksi 2 bölü 7'nin bir rasyonel sayı olduğunu söyleyebilirim. Peki, şu sıfırlara bakalım. 0 bölü sayı demek 0 demek. Mesela 0 içinde 5 0 kere var diyebiliriz. Peki sayı bölü 0 ne demek? Tanımsız. Çünkü rasyonel sayılarda ne diyorduk? Payda 0 olamaz diyorduk. 0 bölü 0 ifadesi ise belirsizdir diyeceğiz. Peki, her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır dedik. Mesela 0 aynı zamanda bir tam sayı. 5 aynı zamanda bir tam sayı diyeceğiz. Her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayıdır. Mesela 5 sayısına bakalım. Biz bu sayıyı A bölü B şeklinde yazabiliyor muyuz? Evet, bu 5 sayısı aslında 5 bölü 1 demek. Payda sıfırdan farklı. Her ikisi de birer tam sayı. O halde bu ifade aslında bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Ondalık sayılara bakalım. Ondalık sayılar aslında rasyonel sayılardı. Mesela 0 tam onda 1, 1 bölü 10 şeklinde yazılabilirdi. O halde ondalık kesirler aslında birer rasyonel sayıdır diyeceğiz. İlk sorumuza bakalım. Aşağıdaki sayıları sayı kümeleriyle eşleştiriniz demiş. Önce şunu hatırlatalım. Q rasyonel sayılar, Z tam sayılar, N doğal sayılar demekti. Peki doğal sayıların içerisinde üçgen verilmiş. Öncelikle şuna baktım. A, B, C, D şıkların içerisinde doğal sayı olan hangisidir? 4 sayısıdır. O halde bu üçgen sayısı ne gelmeli? 4 gelmeli. Peki şuna baktım. Turuncu olan daire şeklindeki ifade bir tam sayı olmalı. Bu ifadelerin içinde bir tam sayı olan sayı eksi 6'dır diyeceğiz. Peki rasyonel sayılar içerisinde yıldız ve kare var. Biliyorum ki bunların her ikisi de rasyonel sayıdır. O halde birine eksi 3 bölü 5, birine de 0 tam onda 7 yazma hakkımız var diyeceğiz. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ondalık kesirleri rasyonel sayıya çeviriniz demiş. Biliyoruz ki biz ondalık kesirler aslında paydası 10, 100, 1000 olan yani 10'un kuvveti olan rasyonel sayılardı. O halde eksiye aynen attık. Bu ifade 1 tam onda 2 yani aslında 12 bölü 10 demekti. Burası 0 tam %64 yani %64 şeklinde yazabiliriz. Eksi 375 bölü 100 ifadesidir bu. 0 tam %2 yani 2 bölü 100 olarak yazabiliriz.
Peki devirli ondalık sayılara bakalım. Öncelikle devirli ondalık sayı nedir? Onu görelim. Dedik ki biz 10 sayısını 3'e böldüğümüz zaman onun içerisinde 3, 3 kere var. 3 kere 3, 9. Kalan 1 dedik. Buraya 1, 0, buraya da 1 virgül atıyorduk. Onu 3'e böldük. 3, 3 kere 3, 9 ve 1 geldi. Yani burası 3, 3, 3 olarak devam edecek. Biz bu sayıyı 3 tam onda 3, 3 devreden şeklinde gösterebiliyoruz. O halde neyi fark ettim? Tekrar eden sayının üzerine devir işaretini koyabiliriz. Yani 1 tam 6, 6, 6 şeklinde ilerliyorsa bu aslında 1 tam onda 6, 6 devreden diyebiliriz. Peki, biz devirli sayıları da yine rasyonel sayıya çevirebiliyoruz. Nasıl? Şu şekilde. Dedik ki sayıyı verdiği zaman rasyonel sayıya çevirmek için sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü payda kısmına indiğim zaman burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Burası virgülden sonrası için geçerli. Virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 atarak sayıyı rasyonele çevirmiş oluyoruz. O halde üçüncü örneğimize bakalım. Bu sayıları rasyonel sayıya çeviriniz demiş. Dedik ki sayının tamamı eksi. Devretmeyen kısım 0 bölü. Artık paya değindiğimizde virgülden sonraki kısma bakıyoruz. Devreden kadar 9 dedik. O halde bir tane devretmiş. Dolayısıyla bir tane 9 yazarız. Bu ifade 2 bölü 9 olarak bulunur. Aynı şekilde B şıkkını yapalım. Sayının tamamı 13 eksi. Devretmeyen kısım 1 bölü. Artık virgülden sonrasına bakıyorum. Devreden kadar 9. Yani bir tane 9 atarım. O halde bu ifadenin sonucu 12 bölü 9 gelir. 3 ile sadeleştirebiliriz. 3'e böldüğümde 4, 3'e böldüğümde 3 gelecektir. C şıkkıyla devam edelim. Sayının tamamı 4. Devretmeyen kısım 0. Eksi 0 yazabilirim. Yazmama gerek yok. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0 dedik. Bir basamak devrettiyse bir tane 9 yazarım. Devretmeyen de bir tane var. O halde bir tane de 0 atmam gerekir. Dolayısıyla sadeleştirirsem bu işlemin sonucunu da 2 bölü 45 olarak bulabilirim. Dördüncü örnekle devam edelim. Bu ifadenin virgülden sonraki 23. rakamı sorulmuş. O halde biz öncelikle bu sayının nasıl ilerlediğini yazalım. 3, 0, 4, 7 olarak yazdım. Devir çizgisi üzerinde olanlar tekrar edecek. Yani tekrar 0, 4, 7, 0, 4, 7 şeklinde ilerleyecek. 23. rakamı sormuş bize. Dolayısıyla dedim ki 3 tekrar eden sayılar içerisinde değil. Dolayısıyla bunu saf dışı bıraktığımda sadece bu kısma odaklanacağım. 23. rakamı sormuş. O zaman bir rakamı çıkardım. 3'ten sonra 22. rakamı bulalım biz. Peki bu grup 3 kere de 1 kendini tekrar ediyor. Bu 0, 4, 7 kalıbından bu döngüde kaç tane var onu bulalım. 22'yi 3'e bölersem 7 gelir ve kalanı 1 olarak bulurum. Dolayısıyla 7 defa 0, 4, 7, 0, 4, 7 şeklinde ilerleyecek. En son 0, 4, 7 şeklinde ilerledi 7. defa ve artık bir kalanım varsa demek ki bir basamak daha yazacak. Peki nedir o basamak? Yine 0, 4, 7'nin ilk basamağı yani 0 gelecektir. O halde 23. rakam 0 gelecek diyeceğiz. Beşinci soruda x sayısı verilmiş. Fark ettim ki bu 4, 4 şeklinde devam ediyor. O halde bu sayı aslında 3 tam onda 4, 4, 4 devreden şeklinde ifade edilebilir. O halde bunu rasyonel sayıya çevirelim. Nasıl yapıyorduk? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü. Artık virgülden sonrasına bakıyorum. Devreden kadar 9. Yani bir tane 9 atacağız. O halde dedik ki bu ifadenin sonucu 31 bölü 9 gelir.
Bu soruda yine bir x sayısı verilmiş ve rasyonel sayıya çevirmemiz isteniyor. O halde bunu da devirli şekilde yazalım. X sayısını yazalım. 0 tam %12. Fark ettim ki 12, 12 şeklinde devrediyor. O halde 12'nin tamamına çizgimizi atabiliriz. Peki bu sayıyı rasyonel sayıya çevirelim. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 0 bölü devreden kadar 9. 2 basamak devrettiyse buraya 2 defa 9 yazmam gerekir. Dolayısıyla 12 bölü 99 elde ettik. Sadeleştirebilir miyiz? Evet, her ikisi de 3'e bölünür. 3'e böldüğümde 4, 3'e böldüğümde 33 gelecektir. Geldik irrasyonel sayılara. Rasyonel olmayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Dolayısıyla A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar aslında irrasyonel sayılardır. İrrasyonel sayıları I harfiyle gösteririz. Peki nelerdir bunlar? Mesela virgülden sonraki rakamları belli bir kurala uygun değilse, yani devirli şekilde yazamıyorsam, bu sayılar irrasyonel sayılardır. Pi gibi, E gibi matematiksel sabitlerin yine belli bir virgülden sonra belli bir düzeni olmadığı için bu sayılar irrasyonel sayılardır. Kök 2, kök 3 gibi kök dışına çıkmayan sayılar irrasyonel sayılardır diyeceğiz. Peki, aşağıdaki sayıların rasyonel veya irrasyonel olduğunu belirleyelim demiş. Demiştik ki tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. Devirli sayıları biz rasyonel sayılara çevirebiliyorduk. O halde burası da aslında rasyonel sayıdır. Kök dışına çıkmayan kareköklü sayılar irrasyonel sayılardır dedik. A bölü B şeklinde yazılmış, dolayısıyla rasyonel bir sayıdır. E gibi, pi gibi sabitler virgülden sonraki kısmı belli bir düzeni olmadığı için burası irrasyonel sayıdır dedik. Kök 36 aslında 6 demektir. Yani bir tam sayıdır. Dolayısıyla aynı zamanda rasyonel sayıdır diyebiliriz. 0 sayısına bakalım. 0 dediğim sayı aslında 0 bölü 1 demek. A bölü B şeklinde yazılmış ve payda 0'dan farklı. Dolayısıyla burası aslında bir rasyonel sayıdır. Fark ettim ki bu şekilde sonsuza kadar gidiyor ve belli bir düzene uygun değil. Dolayısıyla bu ifade için de irrasyonel sayıdır diyeceğiz. Rasyonel sayı olmayan sayılara irrasyoneldir dediğimize göre bu ikisinin ortak elemanı yoktur. Az önce de bahsettiğimiz gibi devirli ondalık sayıları biz rasyonel sayıya çevirebiliyorduk. O halde devirli ondalık sayılara kesinlikle irrasyonel demeyeceğiz. Yedinci soruda bize rasyonel sayılar kümesi, tam sayılar kümesi ve doğal sayılar kümesinden oluşan bir şema verilmiş. Hangi sayıların yerinin yanlış olduğunu bulunuz demiş. Baktım 2 ve 5 doğal sayıdır. Dolayısıyla bunların yeri doğru. Tam sayılara bakalım. Evet, eksi 9 tam sayı fakat 6 bölü 5 tam sayı değil. Dolayısıyla 6 bölü 5 rasyonel sayılar kümesinde olmalıydı. Peki 4 bölü 3 rasyonel sayı, 1 bölü 7 rasyonel sayı fakat kök 5'in rasyonel sayı olmadığını biliyoruz. Yani kök 5 de rasyonel sayılar kümesinin dışında aslında irrasyonel sayılar kümesinde bulunmalıydı. Verilen sayıların hangilerinin rasyonel, hangilerinin irrasyonel sayı olduğunu yazınız demiş. 1 tam onda 2 yani ondalık sayı aslında rasyonel sayıdır. Çünkü kesirli şekilde de ifade edebiliyorduk. Tam sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır. Çünkü gizli paydaları 1'dir demiştik. Kök 6 için ne dedik? Kök dışına çıkamayan kareköklü ifadeler irrasyonel sayılardır dedik. 1 bölü 9 sayısının da rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliriz. 9. soruda yine iki sayının yeri yanlış verilmiş. Bunların yeri değiştirilirse hangi şekilde doğru olur diye sorulmuş. O halde bakalım, burası rasyonel sayılar kümesi, burası da irrasyonel sayılar kümesi. Dolayısıyla 6 rasyonel sayıdır, evet. Ondalık sayılar aynı zamanda rasyonel sayılardır, doğru. 4 bölü 3 rasyonel sayıdır. Fakat pi sayısının irrasyonel sayı olduğunu biliyoruz. Peki irrasyonel sayılar kümesine bakalım. Kök 2 irrasyonel, eksi kök 3 bölü 2 irrasyonel fakat eksi 12 bölü 5'in rasyonel sayı olduğunu biliyoruz. O halde ne diyeceğiz? Pi ile eksi 12 bölü 5'in yeri
Değiştirilmeli. Onuncu soruyla devam edelim. Yukarıdaki A kümesi içerisinde verilen sayılardan kaç tanesi irrasyonel sayıdır demiş. O halde bakalım. 2 kök 3 sayısı irrasyoneldir. 2 tam 1 bölü 5 rasyonel. Devirli ondalık sayılarında aynı zamanda rasyonel olduğunu söylemiştik. O halde sadece 2 kök 3 irrasyonel sayıdır. Dolayısıyla bu şemanın içerisinde sadece bir tane irrasyonel sayı vardır diyebiliriz. Bahsedeceğimiz son sayı kümesi de gerçek sayılar kümesi. Nedir bu küme? Rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşmesinden oluşan kümedir. Bu kümeyi R harfi ile gösteririz. O halde şemaya bakalım. Dedik ki doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar burada olsun. İrrasyonel sayılar da burada olsun. Bu iki kümenin birleşimi gerçek sayıları verecektir diyeceğiz. 11. soruya bakalım. Aşağıdaki irrasyonel sayılar arasında kaç tane tam sayı olduğunu bulunuz demiş. Peki A şıkkına bakalım. 2 kök 2 dediğim sayı 2'yi içeri alırsam kök 8 demektir. 3 kök 2 de 3'ü içeri aldığımızda kök 18 gelecektir. Peki bu aralıkta hangi sayılar var? Kök 9, kök 10, kök 17'ye kadar olan sayılar var. Peki tam sayı olanlar hangileri? Kök 9 yani 3'ün karesi var. Bir de kök 16 yani 4'ün karesi var. O halde ne diyeceğiz? Bu aralıkta 2 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Aynı mantıkla burayı da kök içerisinde yazalım. Burası kök 24 demek. Burası da kök 45 demek. Fark ettim ki bu aralıkta kök 25 var. Yani 5'in karesi var. Aynı zamanda kök 36 var. Yani 6'nın karesi var. Artık 7'nin karesi kök 49 geleceği için onu alamam. O halde yine bu aralıkta 2 tane tam sayı vardır diyebilirim. 12. soruyla devam edelim. Aşağıdaki irrasyonel sayılardan büyük olan en küçük tam sayıyı yazınız demiş. Peki 5'i içeri alırsam bu ifade aslında kök 75 demektir. Peki tam sayı çıkacaksa o halde kökün içerisi tam kare bir sayı gelmeli. Bu ifadeden büyük olan en küçük tam kare sayı 81'dir. O halde kök 81'i yani 9'u alabilirim. Aynı şekilde bunu da kök içerisine alalım. Bu ifade aslında kök 98 demektir. Peki bu sayıdan büyük olan en küçük tam sayı nedir? Kök 100 yani 10 gelecektir. Aşağıdaki karekökli sayılardan hangilerinin irrasyonel sayı olduğunu bulunuz demiş. Peki inceleyelim. Kök 12 sayısı aslında 2 kök 3 demek. Baktım ki kök dışına çıkamayan sayı var. O halde bu ifadenin irrasyonel sayı olduğunu söyleyebilirim. Kök 25 5 demektir. Dolayısıyla bu bir tam sayı, aynı zamanda rasyonel sayıdır. Kök 45'e bakalım. Burası 3 kök 5. Kök dışına çıkamayan bir ifade olduğuna göre burası irrasyonel bir sayı gelecektir. Kök 64 sayısı 8. Yani aslında bir rasyonel sayıdır diyebiliriz. Son olarak karekökli sayıların eşleniği kavramından bahsedelim. Kök A sayısını aldık. Bu sayının eşleniği kendisidir. Çünkü kök A ile kök A ifadesini çarptığımda aslında kök A'nın karesini almam demek anlamına gelir. Dolayısıyla bu ifade de A olarak çıkacaktır. Peki, bu ifadelerin hangi en küçük sayıyla çarpılması gerektiğini bulalım demiş. Karekök dışına çıkarmak için. O halde kök içerisinde 6 varsa yine kendisini almam gerekir. Bunların sonucu da kök 6'nın karesi yani 6 gelecektir diyeceğiz. Peki ama kök dışarısına çıkan bir sayı varsa öncelikle onu çıkarmam gerekir. Çünkü en küçük hangi sayı ile çarpılması gerektiğini bulalım demiş. Biliyorum ki bu ifade 2 kök 3 demektir. 2 zaten tam sayı. O halde kök 3 ile çarptığımda artık köklü bir ifade kalmayacak. O halde burayı nasıl çarparım? 2 çarpı kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da 3 gelecektir. Yani sonucu 6 buluruz.
Kök 18 ifadesi 3 kök 2 demektir. O halde kök 2 ile çarpmam yeterli olacak. 3 çarpı 2'den yine sonucumuz 6 gelir. Peki, paydanın rasyonel olmasını istemiyoruz bazı durumlarda. Dolayısıyla paydayı rasyonel hale getirmek için ne yaparım? Eşleniği ile genişletirim. O halde 4 ile kök 2'yi çarptık. 4 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarptığımızda 2 gelecektir. Peki 4 ve 2'yi sadeleştirdiğimizde sonucu 2 kök 2 olarak bulabiliriz. Aynı şekilde kök 3 ile genişletirsem 6 kök 3 bölü 3 bulurum. 6'yı 3'e böldüğümde sonucum 2 kök 3 gelir. Kök 5 ile genişletelim. Yani eşleniğiyle 10 kök 5 bölü 5 buluruz. Dolayısıyla işlemimizin sonucu 2 kök 5 gelir. Son olarak kök 3 ile genişletirsem 15 kök 3 bölü 3 ifadesi de 5 kök 3'e eşittir diyeceğiz. 14. soruyla devam edelim. Kök 20 sayısı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur demiş. Kök 20 sayısı aslında 4 çarpı 5 olduğu için bu ifade 2 kök 5'e eşittir. O halde eşleniğiyle, köklü kısmın eşleniğiyle yani kök 5 ile çarpılırsa sonuç bir doğal sayı gelir. Nedir o doğal sayı da? 2 çarpı 5'ten 10 gelecektir. O halde sonucumuz kök 5 olmalıdır. Aynı mantıkla 15. soruya bakalım. Kök 60 sayısı hangi sayıyla çarpılırsa sonuç bir doğal sayı olur. Dolayısıyla kök 60 sayısı 4 çarpı 15 olduğu için 2 kök 15'e eşittir. O halde dedik ki kökten çıkamayan bu kısmın eşleniği de yine kök 15 gelecektir. O halde kök 15 ile çarpıldığında sonuç bir doğal sayı olur. 16. soruya bakalım. Paydada köklü bir ifade var. O halde burayı eşleniğiyle genişlettik. 12 kök 2 bölü 2 artı. Bu ifadede 36 ile 2'nin çarpımı olduğuna göre 6 kök 2 olarak bulunur. 12 ile 2'yi sadeleştirdik. 6 kök 2. Yanındaki ifadede yine 6 kök 2 geldi. Ne yapıyorduk burada? Katsayılar arasında işlem yaptık. Ve köklü ifadeyi yanına aldık. O halde sonucumuz 12 kök 2 gelecektir. 17. örneğe bakalım. Kök 12 ifadesi aslında 2 kök 3 demektir. Yani bu soruyu şöyle yazalım. 24 bölü 2 kök 3 eksi kök 27'ye bakalım. Burası da 9 çarpı 3 yani 3 kök 3 gelecektir. 24 ile 2'yi sadeleştirdim. Bu ifade 12 bölü kök 3 eksi 3 kök 3 geldi. Dolayısıyla paydayı eşleniği ile genişletirsek 12 kök 3 bölü 3 eksi 3 kök 3 buluruz. Sadeleştirdiğimiz zaman 4 kök 3'ten 3 kök 3'ü çıkarmamız gerektiğini görebiliriz. O halde sonucumuz da 1 kök 3 yani kök 3 gelecektir. 18. örnekteyiz. Kök 360 sayısı hangi sayı ile çarpılırsa sonuç rasyonel olur. O halde bu sayıyı açmalıyız. Kök 360 dediğim sayı aslında burası 36 ile 10'un çarpımı. 36 kök dışına 6 olarak çıkar ve 10 kök içerisinde kalır. Dolayısıyla diyeceğiz ki kök 10 ile çarpılırsa sonuç bir rasyonel sayı olur. Çünkü kök 10'un eşleniği yine kök 10 gelecektir. Son sorumuza bakalım. A, B ve C sayıları verilmiş. Bu sayılardan hangi ikisi çarpılırsa sonuç bir tam sayı bulunur diye soruluyor. O halde bu sayıları düzenleyelim. A, B ve C sayılarını aldık. A sayısı aslında 2 kök 6, B sayısı 5 kök 3, C sayısı da 3 kök 6 demektir. Fark ettiğim gibi A ve C sayılarının her ikisinde kök 6 yani birbirinin eşleniği olan sayılar var. Dolayısıyla diyeceğiz ki A ve C sayıları çarpılırsa sonuç bir tam sayı bulunur. Bulalım biz bu tam sayıyı. 2 kök 6 ile 3 kök 6'yı çarpıyoruz. 2 ve 3'ü çarptık. 6. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımı da yine 6 gelecektir. O halde sonucu 36 gelir. Yani A ve C sayılarını çarpmamız gerekir. Arkadaşlar, kareköklü ifadeler kısmını burada sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar.